Herkese selam, herkese merhaba dostlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Win, Wing teknik analizini sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tabi videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız ve bilgilendirmemiz var. Bu kanalda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi şahsi fikirlerimdir lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Bir de sizden ufak bir ricamız var arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Kanalımızda birbirinden farklı neredeyse her gün sizlere bilgilendirici içerikler hazırlamaya çalışıyorum gördüğünüz üzere. Siz de bize destek olmak amacıyla videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Wincoin'imizin incelemesine geçelim. Wincoin bol sıfırlı bir coinimiz. 0.00031 dolarlarda olduğunu görebiliyoruz anlık fiyatının. Şu anda 4 saatlikte inceliyorum. Binance Tether partisindeyim. Ve gördüğünüz üzere bollinger bandlarının aşağıda olduğunu, 4 saatlik aşağıya attığını görebiliyoruz. Ve buradaki destek noktamıza, sarı sarı destek noktamıza tutunmaya çalıştığımızı görebilirsiniz. Bir karar aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Kısa vadede tekrardan bir şurada olduğu gibi yükseliş trendine girme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi... Şurada bir 4 saat kapatması lazım şu seviyelerde. Bollinger bantlarında da üste atması lazım. Ancak öyle bir durumda tekrardan yükseliş trendine girdiğini ve ilk hedefimiz olan 38'lere kadar ilerleyebileceğini söyleriz arkadaşlar. %20'lik bir yükseliş yakalayabileceğimizi söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi şu seviyelerde bir 4 saatlik kapatması gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapma ihtimali şu anda düşük. Neden derseniz şu şekilde ayımıza bakalım. RSI'ye baktığımızda fazla bir alım noktası olduğunu göremiyoruz. 37'lerde oldukça düşük bir oran olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde MACD'mize baktığımızda MACD'miz şu anda biraz olumlu gösterdiğini söyleyebilirim 4 saatlikte. Ancak RSI'nin düşük olması beni üzdüğünü söyleyebilirim. Şu anda bir karar aşamasında Bitcoin olumlu yönde gidiyor. Son birkaç saat içerisinde gün içerisinde. Bitcoin olumlu yönde gitmesiyle birlikte bir umut burayı kırabilir. Bununla birlikte tekrardan 38 lira kadar varır ve %20 bir yükseliş yakaladığımızı söyleyebiliriz. Dediğim gibi Mart ayının ortalarından belli bir yükseliş trendindeydik. Çok güzel yükselişler yakalıyorduk. Biz zaten Mart ayının başında Mart ayının onu felandı. Kanalımızda Wincoin'i incelemiştik. Ufak bir teknik analiz yapmıştık videonun sonunda. Ve şu seviyelerde alım sinyali vermiştik. Bu seviyelerde günlük kapatması ile birlikte. Şu seviyelerden alım yapsaydınız zirve noktasında satsaydınız %50'lik bir yükselişi %60'lık bir yükselişin yakalamış olacaktık arkadaşlar. Eğer o videoyu halen izlemediyseniz yukarıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar sağ köşede. 4 saatte dediğim gibi şurada bir kapatırsak %20'lik bir yükseliş bekliyoruz. Olaya biraz daha orta vadede bakacak olursak yani günlüğe çıkacak olursak günlükte de dediğim gibi yükselişlerindeydik ve son 4-5 gün önce tekrardan düşüş trenine girdik ve hızlı bir düşüştü. Bitcoin'in de aşağı düşmesiyle birlikte olağan anormal olmayan ama çok da hızlı bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Ve burada bir doji mumu bırakmak üzere yani düşen trendimizin artık tersine dönebileceği sinyalini vermek üzere. Burada da şu şekilde bir hareket sergilersek yani şöyle bir yükseliş yakalarsak. Tabi bunu yapabilmemiz için şu seviyelerde bir günlük mum kapatmamız gerekiyor. Doji mumumuzu vermesi bizim için avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yani burada da bir günlük kapatırsak hedefimizin hızlı bir şekilde şuradan alayım. Şöyle %20'lik yükselişimizi yakalarız kısa vadede. Ardından orta vadede de şöyle %50'lik hatta şöyle çekeyim %50'lik daha da ileri gitmesiyle birlikte %65'lik bir yükseliş yakalayabileceğimizi söyleyebilirim. Ama şu anda gerçeklerin riskli bir durumda olduğumuzu söylemekte fazla fayda var. Çünkü 4 saatlikte de günlükte de destek noktasındayız. Desteğimize tutunmaya çalışıyoruz. Eğer bu desteğe tutamazsak şu şekilde aşağı yönlü bir hareket seyredersek en iyi ihtimalle şu seviyelere kadar düşeriz. O da bizim için %6'lık %7'lik kötü senaryoda da %9'luk %10'luk bir düşüşün bizleri beklediğini söylemekte fayda var. Şu anda ben girer miyim kendi açımdan sorarsanız ben şu anda işlemlere girmem. Şurada bir günlük veyahut da 4 saatlik kapatmasını beklerim. Orta vadede günlük kapatmadan asla girmeyi düşünmem arkadaşlar. Bu şekilde dilerseniz bir de mektimize bakalım günlükte. Günlükte mektiye baktığımızda olaylar pek iç açıcı gözükmüyor maalesef ki. Ee, yükselen trendimizin aşağı yönlü kırılımıyla birlikte Mektiğimizde aynı şekilde mor çizgi, sarı çizgimizi aşağı yönlü kesiyor ve e, kırmızı mumlar, düşüş mumları vermeye başlıyor arkadaşlar. Bunun şu seviyelere kadar gerileyip, e, sıfır noktasına kadar gerileyip, oradan şöyle bir yükseliş yapma olanağı var arkadaşlar. E, yukarı yönlü kesmesiyle birlikte ciddi yükselişler, e, %100 yükselişleri yapma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Hatta, şu seviyelerde bile önümüzdeki hafta içerisinde bile kesişim ile birlikte morun sarı çizgimizi yukarı yönlü kesişim ile birlikte tekrardan 38 seviyelerine kadar ilerleyebileceğimizin olanağı olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Olaya biraz daha uzun vadede bakarsak, uzun vadede ATH bizim için bir hedef. Tabi ATH'den önce birçok hedefimiz olduğunu söyleyelim. ATH'den önce uzun vadedeki ilk hedefimiz ikinci en yüksek ikinci yükselişimiz olan %250'lik bir yükseliş oranıyla 0.001 dolarlar. Yani bir sıfır atmamızı bekliyoruz arkadaşlar. %250'lik bir yükselişe geldi. Bir de anlık fiyatından ATH'ımıza çekecek olursak daha uzun vadede aylar sürecek bir süreçte baktığımız olaya şu şekilde %850'lik bir yükselişin %900'lük bir yükselişin bizleri beklediğinden Haberdar olmanızı isterim arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bunlar tamamıyla Bitcoin'e bağlı olaylar. Bitcoin'in de olumlu yönde gideceğine inanıyorum. Bir, bir kanal içerisinde ve yükseliş yönü gidiyor şu anda. Ee, umarız ki dediğimiz tahminlerimiz doğru çıkar. Kötü senaryolar gerçekleşmez. Olayı şöyle bir toparlayacak olursak. E, şurada 4 saatlik kapatmamız ile birlikte ilk hedefimiz 38. Eğer burada 4 saatlik kapatamazsak yükte 5'lik bir düşüş bekliyoruz. Eğer günlük kapatırsak şu seviyede şu şekilde 52'lere kadar hatta 60'lara kadar ilerleyebileceğimizi söyledik. Uzun vadede de her daim kazandıracak bir coin olduğunu söyledik arkadaşlar. Uzun vadedeki hedefimiz ilk baş %250 ardından da hızlı bir şekilde %800 %900 arasında bir yükselişin bizleri beklediğinden haberdar olmanızı isterim arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu videoda diyeceklerimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi diğer videoma yukarıdan ulaşabilirsiniz. Videonun sonlarına ulaşabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım kanalımıza abone olup videomuza like atmışsınızdır. Bizlere destekçi olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.